Efendim merhabalar. Haber 16 ile Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız ama öncelikle Tahran'a gidelim. Bugün İran devriminin 42. yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlandı. Peki törendeki detaylar nelerdir? Hemen öğreneceğiz. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte gazeteci Mesut Sad Muhammedi. Efendim hoş geldiniz Haber 16'ya. Merhaba Yeşim Hanım, çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet, coşkulu törenler vardı ve siz bu törenleri takip ettiniz. Detayları nelerdir öğrenelim mi? Evet, 41 seneden sonra ilk defa İranlılar bu sene yürüyüş yapmadan İslam İnkılabı yıl dönümünü kutladılar. Korona nedeniyle bu sene yürüyüş yapmak yerine kişisel özel araçlarla insanlar sokaklara çıktılar. İran bayrakları götürerek bu ulusal törenleri gerçekleştirdiler ve bu 41 sene sonra bu devrimi bir daha da kutladılar. En önemli farklılığı bu açıdandı. Yani İran'ın inkılaptan sonra, yani devrimden sonra ilk defa bu büyük bir değişiklik havasında. Onun dışında herhangi bir büyük farklılık yok. Her seneki gibi 10 günlük bir törenler oldu ve bu törenlerin sonunda da halk özellikle büyük şehirlerde, illerde, ilçelerde, nerede, büyük şehirlerin hepsinde neredeyse sokaklara çıktılar ve bu kutlamalara katıldılar. Peki önlemler alındı ama değil mi? Çünkü İran'da da salgınla mücadele tüm dünyada olduğu gibi devam ediyor ama İran'da özellikle vaka sayıları da yüksekti. Elbette İran'da son haftalarda vaka sayılarında çok büyük bir düşük yaşıyoruz. Ölüm sayısında çok büyük, can kayıplarında çok büyük bir düşük vardır. Bu da çok mutlu edicidir. Onun dışında söyleyebilirim ki tabii ki bu aslında bu şey yapmak, yani kişisel araçlarla çıkmak ve sizin görüntülerde de gördüğünüz üzere şeylerle, yani nakliye vesaitle çıkmak hepsi bu önlemlerin alınmasından dolayıydı. Büyük ihtimalle herhangi bir, yani korona açısından büyük bir zarar olmayacaktır. Çünkü zaten bu yürüyüşte büyük sıkıntılar olabilirdi ki yürüyüşte bu sene gerçekleşmedi. Tabii bu da tabii ki muhtemel ki salgın neticesinde olan bir süreç. Bundan bahsediyoruz. İran'da mücadele ediyor. Bir de aşı sürecini soralım mı? Nedir son durum İran'da? Evet. İran'da son durum, İran iki türlü aşı çalışmalarındadır. Birincisi ülke dışından tahmin etmek şeyindedir, çabasındadır ki dünden itibaren ülke genelinde aşılama süreci başlatıldı. Bir de ulusal ve milli aşı üretim konusu gündemdedir. Bu milli aşı da büyük bir ilerleme kaydedilmiştir ve kaç kişi üzerinde, şimdi üçüncü aşamasındadır. Onlarca kişi üzerinde deneme dönemini yaşıyor. Büyük ihtimalle kaç ay içinde bu aşı uygun standartlara şey olursa, uygun gelirse, o zaman ülke genelinde de İran'ın kendi ürettiği aşını kullanılacağı söz konusudur. Bunu da söyleyeyim ki İran'ın resmi yetkililerin söylediği üzere İran'ın ürettiği milli aşı mutasyon yapmış virüse karşı bile şey yaratıyor. Yani güvenilir bir durumdadır ve bu, hatta mutasyona uğrasa da virüs, yine de zayiat ve zararların karşısı bu aşıyla alınabilecektir. Evet. Bir de Amerika'yı sormak isterim. Şimdi Obama döneminde, özellikle Biden yönetimi geldikten sonra Obama dönemiyle İran arasında imzalanan bir nükleer anlaşma vardı. Trump çekilmişti. Sonrasında Amerika ve İran ilişkilerinin yeni dönemde Biden'la birlikte nasıl şekilleneceği merak ediliyordu ki Biden yönetiminden gelen bir açıklama var İran'a yönelik. Şöyle, nükleer programı ile ilgiliydi. Anlaşma koşullarına geri dönmesinin beklendiği söylendi İran'la ilgili. Amerika'nın bu İran politikası nasıl karşılandı? İran nasıl bir cevap verecek?
Evet, Biden'in Amerika seçimlerini kazandığı günden itibaren bugüne kadar ülkenin dış politika anlamında gündemini işgal eden konu söylediğiniz konu. Yani İran ve Amerika bu nükleer anlaşma konusunu nasıl bir daha da karşılayacaklar? İran bura kadar resmi olarak söylediği şudur. Anlaşmadan ilk geri adıma Amerika atmış. O zaman anlaşmaya geri dönme ilk adımı da Amerika atmalıdır. Bundan sonra bir imza karşısında sadece Washington'da yapılan olumlu bir imza karşısında İran Tahran'da da bir imza atılacak. Washington'dan atılan bir adım karşısında İran'dan da sadece bir adım atılacak ve ilk adımı Amerika atmalı. Yani İran resmi olarak bunu söylemiş. Amerika hem İran'a hem dünya kamuoyuna bir daha da güvenilir olabileceği konusunda güvence vermeli ve ondan dolayı nükleer anlaşma konusuna geri dönme sürecinde ister Avrupa ile ister kendi başına ilk adımları Amerika atmalıdır. Tahran'ın söylediği bura kadar budur ve herhangi bir değişiklik de İran'da görmüyoruz. Ama bir nokta da var. İran 4 ay sonra şeye gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek. İran'ın iç siyasetinde oldukça önemli bir aşama bu seçimler. Büyük ihtimalle bu iç Evet. olan değişiklikler de bu dış politikanı etkileyecektir ve Washington'da buna uygun olarak adımlarını atmaya çalışacaktır. Peki ilk adımı Washington atmazsa ne olur? Çünkü İran bunu söylüyor dediniz. Valla herkes burada tıkanıp kalmıştır. Yani Amerika diyor ki ben ilk adım atmayacağım. O zaman İran da diyor ben de istediğimi yapacağım. Bunun son adımı nereye varacak? Bir şey var burada. Nedir? Amerika yapabileceği her bir şeyi yapmıştır. Yani İran'ın bu açıdan herhangi bir korkusu yok. Yani biz İran'a, Tahran'a karşı yapılacak tüm savaş alanlar yani ekonomik, siyasi, sosyal, haber her türlü savaş alanlarını İran'a karşı kullanmışlar. İlk defa dünyada hiç görünmemiş yaptırımları bir halka karşı kullanmışlar. Hatta ilaç almak bile yani insani suç derecesine gelecek durumda Washington kendisinden bir davranış göstermiş. Bundan sonra tek bir seçenek var. İran'a karşı askeri operasyon. İran da buna karşı hazırlığını yapmış. İran'a karşı herhangi küçücük bir saldırının Amerika'nın bölgede özellikle Körfez'de olan tüm üsleri ve tüm askerlerinin canı pahasına bitebileceğini çok açık ve net söylemiş. Bu açıdan Amerika'nın İran'a karşı herhangi bir askeri operasyonda bulunacağı şansı ve riski düşük. Ondan dolayı İran ve Tahran çok rahat. Çünkü karşı taraf yapabileceğini yapmış ve bundan daha fazla bir baskı söz konusu olamaz. Zaten bu baskıları da Tehran atlattı. Tahran buna karşı kendi hazırlığını yaptı. Ondan dolayı eğer tıkanmışlık olacaksa ilk zararı Biden'in Orta Doğu siyasetlerinde olacaktır. Ve tabii ki Biden de bu kadar reklamla büyük tıkanıklıkları ben atlatacağım diye ortaya gelmişse o zaman kendi sloganlarına sahip çıkmak açısından da olursa bazı geri adımları atmak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Peki, yeni dönemi tabii merak ediyoruz. Bir taraftan da hem Amerika'yı konuştuk ama Kafkaslar'da da kazanılan bir zafer vardı. Bu zaferin ardından Sayın Aliyev ve Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Altılı platform, Mesut Bey biliyorsunuz önemli bir çıkıştı bu. Altılı formda gelişecek bu platformda İran, Gürcistan, Ermenistan başta olmak üzere 6 ülke İran'ın da olduğu ve birçok açıklamada peş peşe gelmişti. Şimdi Gürcistan'ın çekinceleri var. Ermenistan'a özellikle çağrı yaptı. Türk hükümeti, keza Azerbaycan hükümeti ama İran'da bu altılı platform önerisi nasıl yankı buldu? Hem siyasetinde hem basında neler konuşuldu? Sizden dinleyelim.
Bu altılı platform çağrısı özellikle Sayın Erdoğan tarafından yapıldığı dönemde maalesef İran kamuoyu ve özellikle basın buna biraz bikane kaldı gibi söyleyebiliriz. Neden? Gündem şöyle bir sıkıntı çıktı hatırlarsınız. Sayın Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu bir şiirden dolayı İran kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmalar Ama sonra oldu ve ona giderildi o karşı yanlış bir anlaşılma. sonra giderildi ve bu sonra giderildikten sonra bu altılı platform bir daha gündeme geldi ki bu gündeme gelmenin en somut halini İran Dışişleri Bakanı Mehmet Cevat Zarif'in Baku, İrevan, Moskova ve söyleyeyim size Ankara ziyaretleriyle nasıl bir tepki ve Tahran'ın nasıl bir görüş sergilediğini görüyoruz. İran kesinlikle ve kesinlikle böyle bölgesel çalışma platformlarına çok iyi bakıyor. Çok sıcak karşılıyor. Çünkü bu bölgesel çalışma platformlarını dünya düzeyinin Batı merkezli, Euro-Atlantik merkezli dünya düzenine karşı yeni bir düzenin oluşturulması yönünde atılan bir adımlar olarak Tabii. değerlendiriyor. Şimdi Biden'in gelmesiyle Amerika-Avrupa hattının daha da pekişmesi, daha da güçlenmesi tabii ki Avrasya cephe aleyhine yapılacak hamlelerin daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Bu Güvenlik da politikaları kaygı öncelikli olarak olarak. güvenlik politikaları özellikle siyasi anlamlarda bakınız Biden'in geldiği günden biz Suriye'de, Irak'ta Doğru. patlamaların şahidiyiz. Rusya'da sokak Özellikle Irak'ta hareketlerinin değil mi? şahidiyiz. 3 yıl sonra patlamalar başladı. 3 yıldır yoktu. Bundan sonra Ukrayna'da, Kırgızistan'da, Belarusya'da, hatta olursa İran'da bile, İran'da seçimlerden sonra sokak hareketlerine Washington kesinlikle yeşil ışık gösterecek. Bunlar hepsi ne anlama geliyor? Avrasya cephesi daha da pekişmeli, daha da güçlenmeli, yan yana durmalılar. Bu da Tahran'ın gözünden tabii ki kaçmıyor ve Tahran bölgesel çalışmalara çok olumlu ve çok sıcak bakıyor. Bunu da defalarca yani İran'ın temel siyasi bir prensibi olarak bunu değerlendirmemiz lazımdır. Son günlerde İran, Moskova ve Çin, Rusya, İran'ın ortak askeri tatbikatı yapılacağını ilan etti. Bunun devamında tabii ki Azerbaycan, Ankara, İrevan'ın ve Moskova'nın işbirliğiyle çok stratejik bir bölge olan Kafkasyalarda da böyle bir bölgesel çalışmaların bölgesel platformların şahidi olmamız kesinlikle yeni bir düzenin, yeni bir sayfanın açılmasına olumlu bir ortam oluşturacaktır. Evet ki önümüzdeki dönem göreceğiz yükselen Asya'yı değil mi? Bundan Evet sonraki inşallah. politikalarda da değerlendirmeye devam edeceğiz. Mesut Bey çok teşekkür ederiz. Rica Katıldığınız için ederim. eklemek istediğiniz bir şey var mı? İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, gazeteci Sayın Mesut Saad Muhammedi bizlerle birlikte oldu. Hem İran'daki kutlamaları hem de İran'ın Amerika'daki politikası ve altılı platformda yer alacak açıklamaları merak ediyorduk. Tüm detayları kendisinden öğrendik. Devam edelim. Şimdi terörle mücadele de devam ediyor efendim ülkemizde. Yurt içinde ve sınır ötesindeki PKK'lılar kıskaca alındı. Gece yarısı Irak'ın kuzeyine Pençe Kartal 2 harekatı düzenlendi. Hakkari'de ise Eren 9 Kazanhan Yaylası operasyonu başlatıldı. Her iki operasyonundaki amaç teröristlerin tamamen ülke gündeminden çıkarılması. Türk askeri vuruyor, PKK hızla sona yaklaşıyor. Bölücü terör örgütüne peş peşe yeni operasyonlar düzenlendi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürdüğü, yeniden barınma alanları edindiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtildi. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Gara bölgesine Pençe Kartal 2 harekatı düzenlendi. Gece yarısı başlatılan operasyon başarıyla devam ediyor. Yurt içindeki operasyonların sayısı da artırıldı. İçişleri Bakanlığı Hakkari'de 129 operasyonel timin katılımıyla Eren 9 Kazanhan Yaylası operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
Eren 9 operasyonuna jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2218 personel katılıyor. İçişleri Bakanlığı açıklamasında Eren operasyonlarının başarılı şekilde devam ettiği vurgulandı. Efendim, Ağrı'dan 2000 kişi evlat nöbetine destek için Diyarbakır'a yürüyecek açıklama Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Diyarbakır'daki annelerin mücadelesi de büyüyor. Eyleme Hakkari'den bir aile daha katıldı. 2014'te okuldayken kaçırdılar. O günden bugüne hiçbir haber alamadık. 7 yıl önce daha kaçırılan kızı için düştü yollara. Diyarbakır'da PKK'ya karşı başlatılan nöbet eylemine katıldı. Nihari Turan 12 yaşındayken kaçırılan kızı için Hakkari'den Diyarbakır'daki nöbet çadırına katılmaya karar verdi. Bütün çabası kızının geri dönmesi için. Ben gelmişim buraya, kızımı sesleniyorum. Kızım dönsün, biz hepimiz onu özlemişiz. Ağabey Fahri Turan da kardeşine seslendi. Dönmesi için bir çağrı yapmak istiyoruz. Sesimizi duyması için. Kardeşim, senden rica ediyoruz. Geri dön artık, yani yolunu beklemekten artık yorulduk. 527. gününü geride bırakan Diyarbakır'daki annelerin mücadelesi dört bir yandan duyuldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ilkbaharda önemli bir yürüyüş planladıklarını ulusal kanalda açıkladı. Ama biz Ağrılılar olarak 2000 kişiyle, 2000 genç kardeşimle yola çıkacağız. Terörü yenmek için ne gerekiyorsa buna destek olalım. Eminim Türkiye'nin her tarafında bu söylemimiz yerini bulmuştur. Dünden gelen mesajlara baktığımda telefonlarımız kilitlendi. Ulusal kanalda gazeteci Halil Nebiler'in sunduğu televizyon gazetesi programına katılan Sayan, annelerin eyleminin teröre büyük darbe vurduğunu söyledi. 40 yıldır bu PKK ve uzantıları Kürtlere büyük bir ızdırap, büyük bir zulüm, büyük bir engel teşkil ediyorlar. Bu mücadelenin fitilini Diyarbakır anneleri ateşledi. Bizim şimdi onları yalnız bırakmamamız lazım. Onlara da Ağrı'dan 2000 kişi evlat nöbeti destek için Diyarbakır'a yürüyor. Şu açıklama Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Dedi ki ilkbaharda yapılacak yürüyüşün hazırlıklarına başladıklarını belirten Sayan, terörü annelerle birlikte bitireceğiz dedi. Diyarbakır annelerine bir destek de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Kürtler ayağa kalkacak, teröre idibese yeter artık diyecek ve bu terör örgütleri gereken dersi alacaklar. Sayan, daha kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelerle görüntülü görüştü. İnşallah o güzel yüreğinizle siz Türkiye'ye çok güzel şeyler öğrettiniz. Biz de gelip sizin yanınızda, sizinle birlikte o mutluluğu hep beraber inşallah. Annelerin eylemi teröre büyük darbe vurdu diyen Sayan, ilkbaharda önemli bir yürüyüş planladıklarını açıkladı. Ağrı'dan 2000 genç kardeşimizle inşallah ilkbahar aylarında Diyarbakır'a yürüyerek gideceğiz ve o Diyarbakır annelerinin dizinin dibinde oturarak onların evlatları olduğumuzu, evlatlarını getirmeyen PKK'yı kınayacağımızı, lanetleyeceğimizi, Kürtler olarak doğuda, güneydoğuda, Türkiye'nin neresinde olursak olalım, her bir Kürt bir meşale yakacak, anne yüreği ortaya koyacak ve biz bunu olaya dur diyeceğiz. Sayan bölgede hep birlikte terör örgütlerine dur diyeceklerini söyledi. Kürtler kimsenin rehinesi değildir. Ne PKK'nın ne siyasi uzantısı HDP'nin rehineleri değiller. Dolayısıyla ayağa kalkmamız lazım, buna dur dememiz lazım. Almanya'dayız. Almanya FETÖ'cü Zekeriya Öz'ü korumaya aldı. Firari savcının Almanya tarafından kendisine verilen ilticacı pasaportuyla 145 ülkeye rahatça giriş çıkış yapabileceği belirtildi. Kardeşim çektirmeseniz ya şunları. Almanya'nın firari savcı Zekeriya Öz'e 145 ülkeye rahat giriş çıkış sağlayan iltica pasaportu verdiği ortaya çıktı. Sözcünün haberine göre firari FETÖ'cü Öz'ün bir süre önce Almanya'dan Dubai'ye gidip döndüğü ve kumarhanesiyle meşhur bir Alman kentine yerleştiği belirtildi. Zekeriya Öz'ü gördüğünü belirten birkaç kişi sürekli tip değiştiriyor ve hep birkaç kişiyle beraber dolaşıyor bilgisini paylaştı. En son Mannheim'da görülen Zekeriya Öz'ün sürekli yer değiştirdiği biliniyor. Öz'e Almanya tarafından 145 ülkede geçerli olan ilticacı pasaportu verildiğine dikkat çekiliyor. İlticacı pasaportu Birleşik Arap Emirlikleri ile Dubai'de geçmiyor. Öz'ün buralara 10 yıllık olan Türk pasaportuyla gidip geldiği ya da özel vize aldığı düşünülüyor.
Alman hükümeti ülkeye sığınan FETÖ'cüler konusunda istihbarat servislerinin korunması gereken gizli çıkarları nedeniyle bilgi vermiyor. Ancak firari FETÖ'cülere istedikleri kolaylıklar sağlanıyor. Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler Almanya'da korumaya alınırken özellikle Zekeriya Öz, Celal Kara ve örgüt imamları gibi üst düzey kaçakların Alman gizli servisiyle doğrudan ya da dolaylı ilişkileri olduğu ifade ediliyor. İşsizlik rakamlarıyla devam edelim. Kasım ayı işsizlik rakamları %12.9 olarak açıklandı. Resmi verilere göre 4 milyon 5000 kişi işsiz. İş gücüne katılım oranında da ciddi düşüş var. Genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla %25.4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Verilere göre Kasım döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan düşüşle %12.9 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı ise 4 aydır düşüşte. İş gücü Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 406 bin kişi azalarak 31 milyon 71 bin kişi. İş gücüne katılma oranı ise 3.2 puanlık azalışla %49.3 olarak gerçekleşti. Verilerde genç işsizlikte dikkat çekti. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla %25.4, istihdam oranı ise 3.0 puan azalarak %29.6 oldu. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.9 puanlık artışla %27.1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %12.9'da kaldı. Türkiye'nin gelecek 10 yılın yol haritası açıklandı efendim. Milli Uzay Projesi'nin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan duyurdu. Uzay vatan kavramıyla küresel uzay yarışına ülkemizin de katıldığını vurguladı Erdoğan. Gökyüzüne bak, ayı gör sloganıyla Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda ilk hedef Cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023'te ayda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak ve bir Türk vatandaşını uzaya göndermek dedi. Dinleyelim. Ve bugün yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor. Türkiye'nin milli uzay programı açıklandı. Ülkemizin gelecek 10 yılında en önemli hedef uzay vatanda etkinliğimizi arttırmak. Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasını slogan tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, ayı gör. İlk hedef Cumhuriyetimizin 100. yılında aya ilk teması gerçekleştirmek. Türkiye Uzay Ajansı'nın öncülüğünde hazırlanan bu hedefleri Milli Uzay Programı kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan duyurdu. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefse yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarmak. Üçüncü hedef Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek. Geliyorum dördüncü hedefimize. Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmaktır. Uzayda bağımsız güç olmanın yolu uzaya erişimden geçiyor. Uzay limanımızı en uygun coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerle birlikte kurmayı planlıyoruz. Altıncı hedef, Türkiye'yi astronomik gözlemleri ve yerden takip etmek. Uzay programındaki 8. hedef, bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurmak. 9. hedef ise uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağı geliştirmek. Devlet, özel sektör ve üniversitelerin ortak çalışacağı merkezin yeri belli. Programın 10. ve sonuncu esas misyon hedefi ise bir Türk vatandaşını uzaya göndermek olacak. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi elbette bir turistik gezi olarak değil,
gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayacak ve uzaya göndereceğiz. Bu sayede uluslararası uzay istasyonunun altyapısından yararlanarak bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız. Tabii benim özellikle burada bir şerhim var. Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Biliyorsunuz, bu bizim hassas noktamız. Buradan dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım. Tabii yalnızca dil bilimciler değil, 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir. Aziz millet. Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk uzaya gönderilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, turistik seyahat olmayacak, bilimsel misyon olacak dedi. Varank, Türkçe bir isim bulmak istiyoruz ifadelerinde kullandı. Sosyal medyada ise Türkonot ismi öne çıktı. Bu program Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki yol haritası diyebiliriz. Tabii. Türkiye'yi aslında gerçek manada uzay yarışında önemli bir ülke konumuna getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı'nı değerlendirdi. Türkiye inanırsa, güvenirse, gayret ederse başaramayacağı hiçbir şey yok. İlk misyonumuz Ay'la ilk teması gerçekleştirmek. Türkiye'de bu yarışta olacak. Program kapsamında uzaya bir Türk gönderilecek. Turistik seyahat olmayacak. Bu bir bilimsel misyon olacak. Bu manada da alanında temayüz etmiş insanlar arasından gerçekten böyle bir görevin yükünü kaldırabilecek, stresini hem de fiziki zorluklarını kaldırabilecek bir insanımızı, genelde dünyada havacılık alanında da tecrübesi olan insanlar seçiliyor, seçerek uzaya göndereceğiz ve orada uluslararası uzay istasyonunda bir bilimsel çalışma yapmasının ve oradaki altyapıyı kullanmasının önünü açmış olacağız. Uzay yolcusunun kadın olması planlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dün şunun vurgusunu yapmaya çalıştı. Onun gönlünden geçen bir kadın astronotun Türkiye adına uzaya gitmesi. Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot, Çin taykonot diyor. Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları özgün bir isim bulmaya davet etti. O çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Astronot kelimesinin Türkçe karşılığı için en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu. Farklı ülkelerin bu manada farklı çalışmaları olmuş. Evet, biz de burada gerçekten Türkçe bir isim bulmak istiyoruz. Madem bir vatandaşımızı göndereceğiz, madem bu vatandaşımızın üstüne bir yatırım da yapacağız. Çünkü bunlar böyle basit hadiseler değil. Yaklaşık 2 yıla yakın bu vatandaşımızın eğitim alması lazım. Ve bu arada Rusya Federasyon Uzay Ajansı'ndan da işbirliği açıklaması geldi. Türkiye ile Rusya arasında uzay faaliyetlerine ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada Rus tarafının Türkiye'den konuya ilişkin somut teklifler beklediği kaydedilerek halihazırda uzay faaliyetleri alanında işbirliğinin daha başarılı bir şekilde geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacak iki taraflı hükümetler arası belge hazırlamak için çalışmalar devam etmektedir denildi efendim. Bu bilgiyi aktarmış olduk. Şimdi siyasetin gündemine geçelim. Siyasetteki gelişmelere bakalım. CHP'deyiz. CHP'de deprem yaratan istifalara iki isim daha eklendi. Eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın CHP'den istifa etti. Parti içinde demokrasi olmadığına dikkat çeken Dudu ve Akalın İnce'nin Memleket Hareketi'ne katıldı. Amacımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir arada tutabilmenin yollarını araştırmak. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. HDP'nin gölgesinde, dostlarının dizinin dibinde, AKP'nin hurdalında
iktidarın güneşini arayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Partinin kurucu değerlerden uzaklaştığını belirten milletvekilleri bir bir CHP'den istifa ediyor. Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP ile yollarını ayırdı. Biz tarihi bir sorumluluğu, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. CHP'de yaşanan istifa depremi sürüyor. Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partisini ağır bir şekilde eleştirerek istifa etti. Yalova İl Örgütü'nde toplu istifalar oldu. Son olarak da hafta başında eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce CHP'den istifa ederek yeni parti kurma yoluna gitti. Dostlarına ve bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. CHP'den iki yeni istifa haberi daha geldi. Geçen hafta eski genel başkanlar Deniz Baykal ve Hikmet Çetin'le görüşen eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın CHP'den istifa etti. Başta Sayın Baykal olmak üzere Sayın Murat Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Altan Öğmen'in kendi aralarındaki değerlendirmelere göre bundan sonraki hareket tarzımız belli olacak. Dudu ve Akalın'ın görüşmede parti içi demokrasi olmadığına yönelik fikirlerini paylaştığı belirtildi. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre iki isim İnce'nin memleket hareketine katıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kışkırtma girişimlerine karşı İzmir'deki 3 devlet üniversitesinden 4 öğrenci topluluğu bildiri yayımladı. Bildiride Boğaziçi Üniversitesi'nde demokratik üniversite taleplerinin ötesine geçildiğine dikkat çekildi. Açıklamada Türk gençliği asla terör kışkırtıcılarının, Amerikan piyonlarının ve milli bütünlüğümüzün karşısında olanların arkasında yürümeyecektir vurgusu yapıldı. İzmir'de 3 devlet üniversitesinden 4 öğrenci topluluğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kışkırtma girişimlerine karşı bildiri yayınladı. Başta demokratik üniversite talepleriyle başlayan bu eylemler zamanla farklı terör gruplarının katılımıyla işte HDP'dir, PKK'dır, MLKP'dir, DHKPC'dir tarzı terör örgütlerinin katılımıyla farklı bir eylem çizgisine taşındı. Haklı olan eylem bu sefer artık farklı bir çizgiye taşındı ve buradan HDP, PKK propagandası yapmak suretiyle devam ediyor. Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu'yla Temel Bilimler Topluluğu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve 9 Eylül Üniversitesi Serüven Dergisi yönetimleri tarafından ard arda açıklama yapıldı. Türk gençliğinin bayrağı LGBT değil Türk bayrağıdır denildi. Üniversiteler vatanseverliğin kaleleridir. Terörün değil bilimin yuvalarıdır. Üniversitelerin daha doğrusu bu Boğaziçi Üniversitesi'nin haklı talebinin yanındayız biz. Buradaki vatansever gençlerin talebinin de yanındayız. Ulusal kanala konuşan Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Sekreteri Esra Açık Yıldız, üniversitelerin PKK'nın arka bahçesi olmadığını vurguladı. Üniversite öğrencilerinin demokratik üniversite talepleri vardır. Üniversiteler çeşitli terör örgütlerinin, HDP'nin, PKK'nın arka bahçesi değildir. Ve bunlara da gençlik olarak geçit vermeyeceğiz. Vatansever gençlik terörün sonsuza kadar, sonuna dek karşısında yer alacak. Demokratik üniversite talebinin de sonuna kadar yanında yer alacaktır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler dışarıdan rektör atamasına karşı başlamıştı. Ancak HDP, PKK ile diğer terör gruplarının dahil olmasıyla eylem kışkırtmaya dönüştü. LGBT unsurlarının da öncül tutum aldığı eylemlere Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de destek vermişti. Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni Rusya'daki varış noktasına ulaştı. Yaklaşık 4000 beyaz eşyayı taşıyan tren için Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rus yetkililerin katılımıyla karşılama töreni yapıldı. Samsar, tren sadece ihracat alanında değil, aynı zamanda Türk ve Rus halkları arasında da bir dostluk köprüsü olacak vurgusu yaptı. Türk ve Rus halkları arasında da bir dostluk köprüsü olacağı vurgulandı. Hedefine ulaşan ilk ihracat treni büyük heyecanla karşılandı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni Rusya'daki varış noktasına sorunsuz bir şekilde ulaştı.
29 Ocak'ta Ankara'dan yola çıkan Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni Bakü-Tiflis-Kars rotası üzerinden Moskova yakınlarındaki Kaluga bölgesine vardı. Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ve derin ilişkilerin önemli bir kısmında malumunuz ekonomik ilişkiler oluşturmaktadır. Ve bu ilişkiler her alanda daha da derinleşerek devam etmektedir. Yaklaşık 4000 beyaz eşyanın toplam 15 vagona yüklendiği 15 konteynerda Rusya'ya getirilen tren için karşılama töreni düzenlendi. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin'in ihracat alanında ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rus yetkililerin katılımıyla karşılama töreninde dostluk vurgusu yapıldı. Tren yolu aslında sadece ihracat alanında iki ülke arasında köprü olmayacak. Aynı zamanda da haklarımız arasında bir dostluk köprüsü olacaktır. Rusya Demir Yolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlovsa, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treninin ikili ticarete önemli katkılarda bulunacağını belirtti. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ekonomistlerle bir araya geldi. Ağbal en önemli görevlerinin kalıcı fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı tüm kararlar fiyat istikrarı önceliğiyle alınacaktır. Fiyat istikrarı finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir dedi. Türkiye ekonomisini değerlendirdi. 2021 ilk çeyreğinde ekonomi %4-5 büyüyebilir dedi. Merkez Bankası'nın görevini anlattı. İtibariyle değerlendirirseniz büyük bir hata yaparsınız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, ekonomistlerle düzenlenen toplantıda konuştu. 2021 yılının ilk çeyreğinde %4-5 civarı bir büyüme beklediğini belirten Ağbal, fiyat istikrarı ve sıkı para politikasını kararlılıkla sürdürecekleri vurgusunu yineledi. Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamak en önemli ve vazgeçilmez görevimiz. Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ağbal toplantıda 2020 yılının son çeyreğinde büyüme rakamının %7-8 civarına gelmesini beklediğini dile getirdi. Böylece 2020 yılında büyümenin %2,5 civarı gerçekleşebileceğini söyledi. Ve yatırımlar daha da arttı. Bankaların yurt dışı swap kısıtlamaları konusunda da Ağbal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla yakın çalıştıklarını, gerekirse kademeli adım atılabileceğini belirtti. 2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası setiyle %5 hedefini elde edene kadar koruyacağız. Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesiyle birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Yurt gündemiyle devam ediyoruz. İzmir'deyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısına sel felaketi tartışması damga vurdu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları İzmir'deki altyapı sorunlarını eleştirirken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaşanan felaketi iklim krizine bağladı. Toplantıda yaşanan Boğaziçi tartışması da mecliste gerginliğe neden oldu. Bakamadım. Türkiye'nin en büyük dördüncü meclisi olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunu yaptı. Toplantıda İzmir'de yaşanan sel felaketi meclis gündeminin ilk sırasında yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, afetlerde acil müdahale yapacak itfaiyenin bile sular altında kaldığını hatırlattı. İtfaiye Daire Başkanlığı yardıma muhtaç hale geldi. Sel felaketinde İzmir'deki bütün derelerin taştığını belirten AK Partili Hızal, Körfez'deki kirliliğin sebebinin de derelerin doğru şekilde temizlenmemesi olduğunu söyledi. O derelerin tamamının taşmasının temel sebebi derelerin kirliliği, derelerin temizlenmemesi. Eleştirilere İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu yanıt verdi. Özuslu, sel felaketinin iklim krizi kaynaklı olduğunu belirtti. CHP Grup Sözcüsü Nilay Gökkılıç ise İSSU bütçesinin %42'sinin yatırıma ayrıldığını ifade etti. İklim krizinin yol açtığı bu yağışların bu şekilde sele dönüşmesinin neden altına yatan gerçeği de hepimizin araştırması ve bilmesi gerekir. İSSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi %42'sini bütçesinin yatırıma ayırmış durumda.
altyapı ve ulaşım 2021 yılında en çok göreceğimiz yatırımlar olacak. Meclis toplantısında CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci eylemlerine dikkat çekti. Öğrencilerin gözaltına alınmasını eleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o genç öğrencileri dinlemezseniz, kategorize edip stigmalarsanız, damgalarsanız bu ülkeye bir hayır gelmez ki. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun liyakatsiz olduğuna yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen eleştirilere AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal yanıt verdi. İzmir tarımının koltuğuna oturtulan sosyoloji mezunu Şevket Meriç'i hatırlattı. Bana göre yanlış. Ziraat odası itiraz eder, başka bir oda itiraz eder. Ama o ziraat odası düşünün ki ya da buna itiraz eden herhangi biri düşünün ki İSTÜ Genel Müdürlüğü'nün Sayın Genel Müdürün odasının işgale kalktığını düşünün. Vereceğiniz tepkiyi gerçekten çok merak ediyorum. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sel felaketinin nedeninin iklim krizi olduğunu söyledi. İklim krizi altyapı tanımaz dedi. Almanya'da geçen hafta sandallarla caddede giden Alman polislerine baksın arkadaşlar. İklim krizi ne demek deyince. İklim krizi altyapı falan tanımaz değerli arkadaşlar. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliğiyle selden zarar gören vatandaşlara yardım yapılmasına karar verdi. Buna göre evleri zarar gören vatandaşlara 2000 ila 12 bin lira arasında, iş yerleri zarar gören esnafa ise 2000 ila 15 bin lira arasında destek verilecek. Krediler, kiralar, vergiler salgın sürecinde işleri daha da bozulan Hatay'daki ayakkabıcı esnafı Ulusal Kanal'a konuştu. Bu süreci anlatabilmek için hükümetten tam destek bekliyorlar. Siftahsız gün geçiren esnafın taleplerini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Her gün zam var. İnsanların alma gücü azaldı. Kira bir yandan, stopaj bir yandan. Hepsi berbat. Yani millet ödeyecek durumu yok. Hatay esnafı alarm veriyor. Borçlar aldı başını gidiyor. Siftahsız günler esnafı zorluyor. Halen Doğan şu an dükkana kadar gelen müşteri yok. Daha siftahımız yok şu an. Saat 12-12'yi geçti. Daha siftah yok şu an. Hatay'ın Antakya ilçesi ve İskenderun ilçesindeki ayakkabı esnafı Ulusal Kanal'a konuştu. Yalnız bırakılmak istemiyorlar. Devletimizin çok bir desteği var mı? Var dersek yalan olur. Esnaf biraz yalnız bırakılmış durumda. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Kimseden bir beklenti içerisinde değiliz. Çünkü beklentilerimiz hep boşa çıkıyor. Ayakkabı esnafı zor günler geçiriyor. Krediler, vergiler, kira ödemeleri büyük sıkıntı yaşatıyor. İşlerimiz çok kötü. Maalesef bu pandemiden dolayı işlerimiz inanılmaz derecede kırık. Satış yok. Maalesef esnaf zor durumda. Devletin yaptığı yardımlar var mutlaka ama yeterli değil. Maalesef bu şekilde giderse esnaf da kapatan olacak. Esnaf salgın sürecinde satışların düştüğü görüşünde. Ayakkabı sektörü olarak şu an gerçekten çok durumdayız. Kiralarımızı ödeyemez hale geldik. Faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Marketlerin ayakkabı satmasına da karşıyız. 1,5 yıldır ben pandemiden girdikten beri benim işletmem kapalı. Yani kapattık, çok kötü zarar ediyoruz. Kimi esnaf market ve internet üzerindeki ayakkabı satışlarından olumsuz etkileniyor. Yani devletten elimizden geldiği kadar esnafına sahip çıkmasını isteriz. Büyük marketlerin ayakkabı satmasına karşıyız. İnternetin ayakkabı satmasına karşıyız. Borçlarımızı zorlanıyoruz. Vergileri zorlanıyoruz. Ayakkabı esnafı bu süreci kolay atlatabilmek için hükümetten daha çok destek bekliyor. Vergileri ödeyemiyoruz, kendi sigortalarımızı ödeyemiyoruz. Dükkan kiralarımız 1-1,5 yıla kadar duruyor daha. Dükkan sahipleri. Yani biz bu pandemiden dolayı çok zararda gördük. Salgın gündemiyle devam edelim. İngiltere'deyiz. İngiltere'de genetiği değişen virüs kabusu devam ediyor. Ülkede Bristol ve Liverpool'da iki yeni virüs türü daha keşfedildi. Uzmanlar yeni türlerin Güney Afrika ve Brezilya'daki genetiği değişen virüsle benzerlik gösterdiğini duyurdu. Genetiği değişen virüs endişesi sürüyor. İngiltere kaynaklı virüsün iki türüne daha rastlandı. İngiltere'de Bristol ve Liverpool'da iki yeni mutasyon türü keşfedildi. Genetiği değişen virüsün ilki Bristol şehrinde görüldü. Yeni ortaya çıkan solunum virüs tehditleri danışma kurulu virüsü endişe verici mutasyon olarak niteledi. İkinci genetiği değişen virüs ilk kez Liverpool'da ortaya çıkarken inceleme altındaki mutasyon olarak sınıflandırıldı.
Uzmanlar yeni türlerin Güney Afrika ve Brezilya'daki genetiği değişen virüsle benzerlik gösterdiğini duyurdu. İngiltere kamu... Değerli basın mensupları, bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve değerli ekibini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Kendilerine bir kez daha hoş geldin diyorum ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesi için, kalkınması için, halkımızın refahını arttırması için Başbakanlığım döneminde olduğu gibi yine Sayın Fuat Oktay ve ekibiyle yakın bir çalışma anlayışı içerisinde bütün bu hizmetlerin gerçekleşmesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin koyacağı katkıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sizlerle, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Elbette bunların gerçekleştirilmesi için tecrübe lazım, bilgi lazım ve bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde vardır. Bugün de bunların detaylarını görüşmüş bulunuyoruz ve şu anda ekiplerimiz bu projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Benim yıllar önce Maliye Bakanı olduğum dönemde bugünün Başbakanı Sayın Ersan Saner Ulaştırma Bakanı'ydı. Birlikte Allah rahmet eylesin Sayın İrsen Küçük Başbakanımızdı. Çeşitli projelerin başlaması için fevkalade güzel işler yapmıştık ama hala da bakıyorum ki mesela bir Lefkoşa çevre yolu daha tamamlanmamıştır. Bugün yaptığımız değerlendirmede en kısa zamanda böyle projelerin tamamlanması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısının en azından bir daha ileri noktaya taşınması ve dolayısıyla halkımızın güvenliği, refahı ve haliyle daha müreffeh bir yaşama kavuşabilmesi için bütün bu projeler şu anda ciddiyetle ele alınmaktadır. Bu pandemi döneminde tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de her yerde olduğu gibi bir takım sıkıntılar yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. İkinci dalgayı da şu anda göğüslemeye çalışıyoruz. Bir takım yasaklarımız vardır. Ama bu dönemde de benim başbakanlığım döneminde de olduğu gibi yine Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır. Sayın Cumhurbaşkanımız yardımcımız bugün bize yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da getirmiştir. Gerek aşı konusunda gerek diğer hususlarda Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kıbrıs konusu bağlamında bildiğiniz gibi benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra çok yoğun bir dönem başlamıştır. Çeşitli yabancı misyon şefleriyle, Birleşmiş Milletler'le, Avrupa Birliği'yle, Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri Sayın Guterres'le ve diğer makamlarla sürekli olarak görüşmeler içerisindeyiz. Mart ayının sonuna doğru aldığım son bilgiye göre 5+1 toplantısının düzenleneceği yönünde haberler gelmiştir. Bildiğiniz gibi bu toplantı gayri resmi olacaktır ve burada bizim de ifade ettiğimiz gibi her taraf kendi fikirlerini, düşüncelerini ve Kıbrıs konusu bağlamında tamamıyla halkımızın iradesiyle seçilmiş yeni Cumhurbaşkanı olarak oradaki düşüncelerimizi ifade etme fırsatını bulacağız. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti ile bugünün aşamada tamamıyla uyum içerisinde, %100 fikir birliğiyle aynı noktadayız. Bugün yine memnuniyetle hep birlikte izledik. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında yaptığı değerlendirmede artık federasyon geride kalmıştır. Tek çözüm yolu artık yan yana yaşayan egemen eşitliğe dayalı iki devletten geçmektedir ifadesini kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garanti bir ülkesidir ve aynı zamanda bu bölgenin en büyük, en güçlü ve dolayısıyla lider ülkesi olarak bu konuda onun ne söylediği fevkalade önemlidir. Dolayısıyla Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza sabah yaptığı değerlendirmeden dolayı hem şahsım hem milletim adıma, Kıbrıs Türk halkına çok teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla değerli basın mensupları ve bizi buradan izleyen hem Kıbrıs Türk halkı hem de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bizi izleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli halkına buradan seslenmek istiyorum. Gelinen aşama fevkalade önemlidir. Kıbrıs Türkler bu adada çok itildi, çok kakıldı, göçmen oldu, bir takım ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak 1974'te Türkiye'mizin haklı gerekçelerle ve garantörlük hakkını kullanmasıyla yaptığı müdahaleyle Kıbrıs Türk'ü bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hür yaşamına tekrar kavuşmuştur. Ve şimdi artık gelinen aşamada gerçek anlamda bir devlet olmanın verdiği bütün nimetleriyle, bir Maraş açılımıyla yapılacak olan çalışmalarla buradaki insanlarımızın refahını ve kaliteli ve müreffeh bir yaşama kavuşması için elden gelen her şey yapılmaktadır. O bakımdan dün Sayın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Güney Kıbrıs'ta yaptığı ziyarette söylemleri bizleri çok üzmüştür. Çünkü kendisi orada Türkiye işgalci demiştir. Kıbrıslı Türklerle ilgili hiçbir zaman, her zaman yaptıkları gibi işte bizlerin mücadelesine saygısını göstermemiştir ve ne söylediğimizi de anlamaktan gerçekten acizlik içerisinde olduğunu gördüm. Ve dolayısıyla ben buradan şunu söylüyorum. Eğer Kıbrıs'ta yanlışlar yapıldıysa, Kıbrıs'ta EOKA kurulduysa, Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkler bir takım soykırımdan geçirdiliyse, 74'te darbeyle Makaryos'un indirilmesi ve burada Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması gibi teşebbüsler yapıldıysa, bunu yapan Yunanistan'ın ta kendisiydi. Esas itibariyle Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden de Yunanistan'dı. O bakımdan bizlerin söyleyecekleri de vardır. Günü geldiğinde bunları da söyleriz. Ama çılgın Türkler Kıbrıs'ta her zaman hedeflediğimiz, yani Kıbrıs Türk halkının varlığının devam ettirilebilmesi, güvenliğin sağlanması, başımız dik, onurlu, ulusal mücadelemize yakışır bir şekilde buradaki mücadelemizin taşlandırılması için anavatan Türkiye ile gerekenler yapılmaktadır. Halkımız müsterih olsun. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Fuat Oktay'a ve ekibine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ve şimdiden yapacağınız katkılar için yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Ben teşekkür ediyorum. Çok değerli Cumhurbaşkanı. Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Hem şahsınızda yine tüm Kıbrıs Türk'üne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımızın tamamına yürekten teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'den hem Cumhurbaşkanımızın hem de Türk milletinin selamlarını iletiyorum. Türkiye'den geniş bir heyetle bugün buradayız. Bu ziyaretimiz inşallah hayırlara vesile olacak. Güzel bir başlangıçla Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretle başladık. İnşallah bu yarın da, birazdan meclis başkanımız ve sonrasında da yarın hem Sayın Başbakan hem de hükümetler arası heyetlerin görüşmeleriyle detay görüşmelerimiz de devam edecek. 2 günlük ziyaretimiz boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, İletişim Başkanımız, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, ilgili bakan yardımcılarımız ve yine Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımızla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli temaslarda ve istişarelerde bulunacağız. Heyetimizdeki katılımcılara baktığınızda da aslında yarın görüşeceğimiz konuları da 3 aşağı 5 yukarı yine tahmin etmeniz zor değil. Harika projelerle geldik. İnşallah onları da yarın sonuçlandıracağız. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ve ortak gündemimizdeki konular hakkında da değerlendirmelerde bulunduk.
Biraz önce kendileri de yine detaylı şekilde ifade ettiler. Başta milli davamız Kıbrıs meselesi olmak üzere Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz'e dair son gelişmeleri ele aldık. Önümüzdeki dönemde de atacağımız adımlarla ilgili tamamen bir ve beraber olduğumuzu, fikir birliği içerisinde olduğumuzu, çok net bir dayanışma içerisinde olduğumuzu da memnuniyetle gördük. Bunu sizlere ifade etmekten de ayrıca hem memnuniyetimizi ama aynı zamanda da gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gurur duyuyoruz çünkü bir ve beraberiz. Ana vatanıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber hepimiz biriz. Dün bir ve beraberdik. Bugün öyleyiz. Yarın da öyle olacağımızın mesajını buradan bir kez daha dünyaya vermeye geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız sabah çok net bir şekilde mesajlarını verdiler. Tüm dünyaya verdiler. Gerekenlere şahsen mesajlarını da verdiler. Biz de buradan gerekli mesajları hem bizzat projelerimizle, söylemlerimizle ve gereğini de yerine getirerek de heyetimizle birlikte vermek üzere de gereğini yapmak üzere de bugün buradayız. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin çok daha ileri seviyeye götürülmesini, güçlendirilmesini ve COVID-19'la mücadeleye yönelik yine görüş alışverişinde bulunduk. Yine orada da yapacaklarımıza dair detaylı görüşmelerimizi yarın Sayın Başbakan ve heyetiyle birlikte yapıyor olacağız. Kamuoyuyla da bunların neler olduğunu da yine yarın paylaşacağız. Anavatan ve garantör ülke olarak hak ve hukuk mücadelesinde Kıbrıs Türk halkını desteklemeyi, üzerimize düşeni yapmayı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Burada hiç kimsenin şüphesi olmasın. Maraş konusunda KKTC hükümetine tam destek verdik. Bundan sonra da desteğimizi her şartta devam ettireceğiz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin ortak çalışma kararını da memnuniyetle karşıladığımızı özellikle ifade etmek isterim. Yine altını çizerek ifade etmek isterim ki biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı her zaman Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu güzel adayı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen zihniyet karşısında bugüne kadar çözüm yolunda üzerine düşeni iyi niyetle yapmıştır. Türkiye olarak biz de iyi niyetle yaptık. Bugün Cumhurbaşkanımız da hatta bunun detaylarına kadar da izah etti. Her zaman söylüyoruz. Adada çözüm ancak hukuk ve gerçekler üzerine inşa edildiği zaman sürdürülebilir olacaktır. Biz 1968 yılından beri federasyon temelinde sürdürülen müzakere sürecinde yeni bir sayfa açmak gerekmektedir diyoruz. Ve burada da çok net ve kararlıyız. Tarih buna şahittir. Federasyon modeli sonuç vermemiştir. Bunun müsebbibi de Kıbrıs, Rum tarafıdır ve Yunanistan'dır. Ayrıca Rum tarafı yıllardır açık şekilde... Rum tarafının Avrupa Birliği'ne üye olarak alınması gibi. Ve bugün de yine aynı şekilde Avrupa Birliği'nin yıllardır sanki Yunanistan ve Rum'un sözcüsü gibi konuşuyor olması. Birebir görüşüldüğünde son derece gerçekçi olan tarafların kameralar karşısına geçtiğinde ne yazık ki bir sözcü gibi hareket ediyor olması çözümün önündeki en büyük engeldir. Ve hem Yunanistan, Miçotakis'in kendisi, hem de Rum tarafı bunu açıkça ifade etmekten de çekinmemiştir. Türkiye ve Yunanistan arasında
Güney Kıbrıs'la KKTC arasındaki sorunları sanki Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sorunlara dönüştürmekten dolayı memnuniyetlerini ifade etmektedirler. Memnun olsunlar. Memnun olmak çözüm getiriyorsa buyursun memnun olsunlar. Ama çözüme katkı vermeyeceğini ve tam tersi çözümsüzlüğe katkı sağladıklarını da bilmeleri gerekiyor. Buradan çağrımız da KKTC'den kendilerine çağrımız da bir an önce akıllarını başlarına almaları ve daha tarafsız ve hakkaniyetli ve adil bir yaklaşım tarzı benimsemeleridir AB'nin. Bugün bakıyoruz Maraş bölgesinin mevcut statüsü değiştirilmeden BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun olarak sahil şeridinin halkın ziyaretine açılmasını dahi Rum tarafı sindirememiştir. Bundan kim kazandı? Kim zarar gördü? Zarar gören kimse yok. Kazanan kim var? Normal sivil vatandaşların gidip gördüğü, dolaştığı ve mutlu olduğu ve çocukların geleceğe daha ümitle baktığı bir ortamdayız. Burada sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da kastetmiyorum. Rumlar da aynı şekildedir, kazanacak taraftır. Ama ne yazık ki gelin görün ki kör olan gözlerin görme şansı yok. Sağır olan kulakların da duyma şansı yok. Oysa Kıbrıs'ın göz bebeği Maraş bölgesinin yıllardır kapalı olması nedeniyle tek kaybedenin biraz önce ifade ettim Kıbrıs Türkleri olmadığı aşikardır. Türk tarafının tüm Kıbrıs halkının lehine Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik samimi girişimleri Rum tarafının maksimalist talepleriyle baltalanmıştır. Görüyorsunuz halen de bu tavırlarını sürdürüyorlar. Biz çözüm, diplomasi, hak ve hakkaniyet diyoruz. Onlar asimilasyon diyor. Çağ dışılıktan söz ediyorlar. Çağ dışılığın ne olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? Çağ dışı olan KKTC'ye uygulanan ambargolardır. Asıl çağ dışılık 1571'den beri adanın asli unsuru olan Kıbrıs Türk'ünün 2021'de hala yok sayılmaya çalışılmasıdır. Bir işgal varsa o da doğal kaynaklar dahil her konuda Kıbrıs Türk'ünün görmezden gelinen haklarıdır. Bu hakların işgalidir. En basit haklara kadar hem de. Ulaşım hakkına kadar. En basit insani haklara kadar her türlü alanın işgal edildiği bir ortamdayız. Biz bu çifte standarda seyirci kalacak değiliz. Bugün AK Parti grup toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız da net şekilde ifade ettiler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Meydan okumalara, masada diyalog, istişare, açılım deyip sonra basının karşısında aslan kesilenlere pabuç bırakmayız. Biz masada da sahada da aslan olmayı çok iyi biliriz, oluruz da gerektiği zaman. Böyle bir belirsizlik ortamında KKTC'yi yalnız bırakmamızı da hiç kimse beklemesin. Artık gerçeklerle yüzleşme vakti, zamanı gelmiştir. Adada rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı toplum, devlet, iki ayrı demokrasi vardır. Artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak bir şekilde federasyon temelinde müzakere etmek Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka hiçbir şey kazandırmaz. Başka bir şey de yaramaz. İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile de ve tüm muhataplarımızla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hemfikiriz ve netiz. Çözüm için egemen eşitliğe dayanan iki devletli çözüm müzakere edilmelidir. Kıbrıs Türk halkı da Sayın Cumhurbaşkanı'nı yine Sayın Tatar'ı Cumhurbaşkanı seçerek iki devletli çözüm iradesini açıkça ortaya koymuştur. Tüm tarafların bu iradeye saygı göstermesi gerekir. Bu saygıyı görmediğimiz yerde biz Türkiye olarak gerekeni yaparız. Bunu da herkes böyle bilmelidir. Gerek adada, gerekse Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının her daim yanında olacağız.
Bugünkü temaslarımız ve yarın gün boyu gerçekleştireceğimiz heyetler arası istişarelerle hükümetlerimizin KKTC'nin ihya ve inşa edilmesi yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş olacağız. Bu anlayışla ortak hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki dönemde daha büyük şevk ve heyecan içerisinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'a gösterdikleri misafirperverlikten dolayı bir kez daha yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Oktay sonrasında kameralar karşısına geçtiler ve açıklama yaptılar efendim. Gündemlerinde Kıbrıs meselesi vardı. Maraş'ın açılımı, Doğu Akdeniz'deki konular ele alındı. Sayın Oktay'ın ziyaretleri 2 gün sürecek. Görüşmeler, ziyaretler 2 gün sonrasında. Kıbrıs için atılacak adımlar önemli ve Maraş'ın inşası da yine görüşülecek konular arasında. Detaylara bakmaya devam edeceğiz. Bültenimizle devam ediyoruz. Salgın süreci vardı. Son olarak yine salgın sürecindeyiz. Süreciyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi güncellendi. Genetiği değişen virüs vakaları ve temaslarının izolasyon süresi 10 güne çıkarıldı. Genetiği değişen virüse yakalananlar ayrı odalarda tutulacak ve izolasyonları PCR testi sonucuna göre sonlandırılacak. Genetiği değişen virüs Türkiye'de yayılıyor. Görülen kent sayısı en son 23 olarak açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı da tedbirleri artırdı. Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberi güncellendi. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehbere mutasyon görülen kişilerin tedavi süreciyle ilgili 2 madde eklendi. Buna göre genetiği değişen virüsle enfekte olan kişilerin aynı odada değil, mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerildi. Genetiği değişen virüsle enfekte olan pozitif vakaların izolasyonu en erken 10. güne kadar devam ettirilecek. Kişinin PCR testi negatif çıktıktan sonra izolasyon sona erdirilecek. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklarla kontrol testi yapılmaya devam edilecek. Temaslıların karantina süreleri de en az 10 gün olacak. Bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterenlerin karantinası sona erecek. İstanbul'un Enişlek Caddesi, İstiklal Caddesi salgından önceki haline geri döndü. Havanın da sıcak olmasıyla cadde doldu taştı. Hatta sosyal mesafe ve maske kuralı büyük oranda ihlal edildi. Bayağı kalabalık. Yani çok kalabalık. Kimi gezmeye, kimi alışverişe geldi. Ama hepsinin ortak noktası aynıydı. İstiklal Caddesi. Kalabalık, bayağı bir kalabalık. İstanbul'un Enişlek Caddesi, İstiklal Caddesi ve yine salgından önceki haline döndü. Görmüş olduğunuz gibi kalabalık oldukça fazla ve cadde hareketli. Siz kalabalık. Ne yapıyorsunuz? Biz bu kalabalıktan beraber kalabalıklaşıyoruz. Bulaşın daha fazla olduğu yerlerde, yani kalabalık ortamlarda tedbirlere uyulmuyor. Aslında biz Ankara'dan geliyoruz. Eşim yabancı. Son bir kez hamile doğurmadan önce son bir kez Ankara'yı ve İstanbul'u gezelim dedik. Kalabalık giderek artıyor. Zabıta ve polis ekipleri sürekli uyarılar yapıyor, anonslar yapılıyor ama nafile çünkü kurallar hiçe sayılıyor. 65 yaş üstüne devamlı sıkıntı yaratıyorlar. Biz de kaçamak yoldan gidiyoruz, siz yakaladınız. Ne yapacağız şimdi? Havanın da güzel olmasıyla İstiklal Caddesi doldu taştı. Kurallarsa zaman zaman hiçe sayıldı. Dikkat ediyor musunuz kurallara? Evet. Belli değil mi? Caddede yürürken en fazla da sosyal mesafe kuralı ihlal ediliyor. İnsanlar iç içe yürüyor, hatta çarpışarak yürüyorlar. Sen ne yapıyorsun peki? Ne yapıyorum? Biz de geziyoruz abla arkadaşımla. Meral Akşener'in açıklamalarıyla devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Türkiye'nin Rusya ve Çin ilişkilerini hedef aldı. Çin'den yeterli aşı getirilmediğini, Rusya'dan hiç aşı alınmadığını öne sürdü Türkiye'yi. Avrupa'da geliştirilen BioNTech aşısını almamakla suçladı. Akşener'in iddiaları bunlar. Peki gerçekler nedir? Haberimizi izleyelim.
Yunanistan kadar bile aşı satın alamayan bir iktidar. İsrail'in aşıladığı kadar vatandaşını bile aşılayamayan bir yönetim anlayışı. Yazıklar olsun size be. Toplu aşılamaya en hızlı başlayan ülke Türkiye oldu. Sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini hiçe saydı. Bir de Türkiye'nin Rusya ve Çin ilişkilerine hedef aldı. Yeterli sayıda Çin aşısı bile getiremedin Sayın Erdoğan. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde aşı vardı. Dostum dostum diyerek gezdiğim Putin'den Rus aşısı da alamadın. Çin'den yeterli aşı alınmadığını öne sürdü Akşener. Çin'e bu kadar yaranmaya çalıştın ama daha yeterli sayıda Çin aşısı bile getiremedin Sayın Erdoğan. İyi Parti lideri, Türkiye'yi Avrupa'da Türk bilim insanları tarafından üretilen BioNTech aşısı için girişimde bulunmamakla suçladı. BioNTech aşısını Türk bilim insanları buldu. Türkiye'ye öncelik tanımak için ellerinden geleni yaptılar. Onu da getiremedim. Akşener'in sözlerinin aksine salgının en başından itibaren aldığı önlem ve kamucu yaklaşımlarla dünyada örnek bir mücadeleye imza atan Türkiye, aşı sürecini de büyük bir titizlikle yürüttü. Salgını durdurmak için Sağlık Bakanlığı, Çin başta olmak üzere diğer ülkelerle iletişime geçti. Aşıya kamucu yaklaşan Çin'le 50 milyon dozluk anlaşma imzalandı. Saklanması daha kolay olan aşılar Çin'den peyderpey gelmeye başladı. Aşılama süreci başlamış oldu. Aşıların tamamı geldiğinde 25 milyon kişi aşılanmış olacak. Son yapılan araştırmalarda da koronavirüs aşısının salgında ölümleri engellediği kaydedildi. Akşener Rusya'dan da hiç aşı alınmadığını iddia etti. Ancak dünyanın ilk tescilli aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı. Aşının üretimi için gereken teknolojinin Türkiye'ye transfer süreci de haftalar önce başladı. Yakın bir zamanda da üretimin başlayacağı belirtildi. İYİ Parti Genel Başkanı Almanya'da iki Türk bilim insanının ürettiği BioNTech aşısını hükümetin getirmediğini savundu. Ancak gerçek öyle değil. Öncelikle BioNTech aşısının saklanması için uygun koşulların sağlanması gerekiyor. Bunun için eksi 70 derecelik dolaplara ihtiyaç var. Buna karşın inaktif aşılar daha bilindik ve etkin. Ayrıca BioNTech türü aşılar ciddi riskler barındırıyor. Hatta sonucu ölümle neticelenen vakalara neden oldu. Dahası BioNTech'in tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri de Rusya ve Çin'in aşılarına sıcak bakmaya başladı. Almanya Başbakanı Merkel izin çıkması durumunda Rusya'dan aşı alabiliriz açıklaması yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen de Çin aşısına da açığız mesajı verdi. Rusya ve Çin aşılarına ilginin arttığı Avrupa'da Macaristan, Rusya'dan Sputnik V aşısı alacağını açıklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. BioNTech aşısı ile ilgili son gelişme de iki gün önce yaşandı. BioNTech'in bürokratik engelleri gerekçe göstererek Türkiye'ye göndereceği aşıları Avrupa'ya satabileceği kaydedildi. Efendim İskenderun'a gidelim. İskenderun Körfezi'nde tekneye eşlik eden bir balina görüntülendi. 15 metre uzunluğundaki balina balıkçılar tarafından görüntülendi. İzleyelim. İskenderun Körfezi'nde bir balıkçı tarafından balina görüldü. Avlanmak için arkadaşlarıyla denize açılan Enver Güler, Arsuz ilçesi açıklarında bir balina gördü. Bir süre teknenin etrafında dolaşan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki balina daha sonra gözden kayboldu. Güler bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ve bu haberle birlikte Haber 16'yı da burada noktalıyoruz efendim. Yarın saatler 12.30'u gösterdiğinde Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.